Şimdi riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar yani o yönetmeliğe göre binanıza baktığınızda binanız ya riskli çıkacaktır ya yıkıp yenisini yapıp ya da güçlendirmeniz gerekiyor. Öbür sonuç maalesef risksiz demek değil. Bunu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kentsel dönüşüm yönetmeliğinin amacı insanların hayatını kurtarmak. Yani bu yönetmelikle binanıza baktığınızda riskli çıkıyorsa büyük olasılıkla binanız deprem sırasında toptan göçüp insan hayatına mal olacak demektir. Ama tam tersi risksiz anlamına gelmiyor. Binanız hala çok ağır hasar alabilir. Yani depreme karşı istenilen iyi performansı göstermeyebilir ama 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasından yararlanamayacağınız oradaki size sağlanan bazı işte harçlar olsun vergiler olsun kira yardımı olsun o kolaylıklardan faydalanamayacağız anlamına gelir. Risksiz anlamına gelmez bu ayrımı çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar çünkü genelde yapım risksiz çıktı diyorlar. Öyle bir şey yazmıyor o yönetmelikte. 6306 sayılı kanundan faydalanamaz diyor.